Çekiç yapmayı niye yasakladılar? Çekiç yani 3 aşağı 5 yukarı her zaman yasaklı. Sıkıntı ya. Çekilişteki bence en büyük problem ne biliyor musun? Ben çekiliş yasa yapmak yasak değil. Sadece çekilişi milli piyangoda onaylı bir şekilde yapmak zorundasın. Bunun da bir nedeni var. Millete dolandırılmaması için. Bunu anlıyorum. Çok mantıklı bu. Sıkıntı şu, legal olarak yapmak çekilişi mümkün değil. Yani şu anda ben cidden götümü yırtsam, legal yapmaya çalışsam mesela çekilişte bir Xbox veriyorum ya, 50 bin 60 bin TL cebimden çıkmak zorunda. Sadece çekiliş yapmak için. Xbox için değil. Sadece hani legal olarak, yasal olarak o çekilişi yapmak için. Niye ki? Yasa öyle. Yasa şöyle çalışıyor. Şimdi mesela diyelim bir Xbox şey yapacaksın. Çekici piyangosu yapacaksın. Milli Piyango ile konuşuyorsun. Milli Piyango şey diyor. Bir Xbox çekilişi yapacaksan iki tane Xbox alacaksın. Birisi Milli Piyango'da duracak. Veya iki tane Xbox almayacaksın. Bir Xbox alacaksın. Bir Xbox parası kadar parayı donduracaksın. Ve bunu o parayı öyle bir yerde donduracaksın. Milli Piyango'yu göstereceksin. Diyeceksin Milli Piyango'ya, bak bunun parası kadar ürünü dondurdum. Dolandırma diye. Çalıp kaçmasın diye. Ondan sonra çekilişi yaparken noter huzurunda yapmak zorundasın. Noter gelecek. Ve çekilişin belli bir konumu olması lazım. Yani evinde çekebilirsin ama noterin evine gelip arkada durması lazım. Notere de tabii para veriyorsun. Şu kısımdan emin değilim. O değişmiş. Ha bir de evet. Daha güzel kısmı geliyor. Çekiliş public olmak zorunda. Mesela hani siz gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Öyle de bir şey var. Yani siz izlemek istiyorsanız gelebiliyorsunuz. Tanrı misafiri. Bir de şey kısmı var. Bu kısmı değişmiş olabilir. Bu eskiden böyle yani o kısmına eminim. Yani bu güncellenmiş olabilir. Şey yapmak zorundasın. Milli Piyango hani böyle topları çekiyor, numaraları. Öyle yapmak zorundasın. En son öyleydi, değişmiş olabilir o. Yani bayağı bildiğin o hani topla çekiyorsun yani. O kısmı değişti mi değişmedi mi bilmiyorum. En son öyleydi. Bence olması gereken bu. Değil. Kesinlikle değil. Bu mantıklı bir şekil değil abi. Bu daha modernize edilebilir. Yani özür dilerim ama evde public bir şekilde noterle bilmem ne kısmı ne yazık ki mantıklı bir şey değil. Yani daha güvenli, daha safe bir şekilde başka bir yöntemle yapılabilir. Ben şeyi bu arada kesinlikle katılıyorum. Bunu herkesin yani bir legal yöntemin olması, yani bir regüle edilmesine katılıyorum. Bence de regüle edilmeli. Çünkü çok aldım kaçtım olayı olur. 90'larda değiliz ama. Yani özür dilerim ama 90'larda değiliz. Yani güncellenmeli. Ben mesela evet ya ben cidden legal yapabilsem yapmak çok isterim yani. Açıkçası cidden legal bir şekilde yapabilmek çok isterim ama bir yol yok. Yani ciddi ciddi legal bir şekilde şu anda çekiliş yapmanın neredeyse bir yolu yok. Yani çok kafana taksan yaparsın. Kesinlikle yaparsın. Ama yani ya yani, keşke. Yani çözüm yolu nasıl olur bilmiyorum çünkü yasaları da bilmiyorum hani. Ama yani bu şey sadece tecrübe geçerli. Her ülkenin tabii ki de yasası farklı yani. Mesela birçok firma artık sosyal medyada artık şey çekilişleri yapmıyor ya. Oyun verdim, bilmem ne verdim. Birçok firmanın yapmamasının sebebi bu. Çünkü ya yani bir çekiliş yapmak o kadar masraflı ve meşakkatli ki yani getirisi yok abi şeyi firma için. Insta'dan çekiliş yapmanın manası yok çünkü yani illegal yapsa hani Milli Piyango bildirmeden yapsa başına çökecekler. Normal yaparsa 50 bin TL masraf gidecek, gelen 100 tane takipçi olacak, manası yok diyor ondan sonra. O yüzden yapılmıyor mesela. Magnum sen Porsche çekiyor. Tabii çekebilir Magnum çünkü abi. Oh boynum. Sadece 10 arkadaşın etiket tarzı çekilişlerde sorun olayım. Oluyor. Hayvan gibi problemli. O konuda hiçbir şey yapmıyor devlet. Neden yapmıyor ben de bilmiyorum. İllegal onlar da. Hiç sanmıyorum 5 tane Instagramer'ın toplanıp Milli Piyango'ya o fiyatı gösterip ondan sonra onları şey yaptığını.
Bu arada PlayStation Plus'ın Mayıs ayı açıklanmış FIFA 22, Tribes of Midgard ve Curse of Dead Gods veriyormuş. Bethesda'nın launcher'ında birçoğunuzun yoktur ama Bethesda'nın launcher'ında oyunları olan insanlar varsa şu anda launcher'dan direkt Steam'e oyunlarınızı aktarabiliyorsunuz. Haberiniz olsun, Bethesda'nın kendi sitesine girip yapabiliyorsunuz. Batasta. Bum bum bum. Alayın arkadaşlar. İstediğiniz kadar dediğin hala Bethesda diyeceğim. Bethesda'nın launcher'ım var. Yok artık işte. Çok şey yapmayın. Evet, bu arada hani Fade Bursalıymış. Ben de onu şey yaptım. Yani niye böyle bir bilgi var? Niye yani bir şehirden yani niye Bursalı onu bilmiyorum ama Bursalıymış, evet. Bu arada Fortnite Crew'in yeni skin'i açıklanmış. Mayıs ayı skin'inde Fortnite Crew'e üyeyseniz buymuş. Hala şey çok worth it. Fortnite Crew çok worth it bir şey Türkiye'de. Ya 50 TL'ye çok fazla şey alıyorsun. Ekran kartı fiyatları düşüyor. Ekran kartı fiyatları düşüyor. Ama yani 3080'i 10.000 TL'ye bulamayacaksın. O ayrı da biraz daha düşüyor tabii. Yani çünkü şöyle bir sıkıntı oldu. Hem dolar artmıştı hem şey artmıştı. Çip krizinden dolayı ekran kartları fiyatları artmıştı. Silikon artık bulunabiliyor. Çip yapılabiliyor. Sıkıntı ekonomi hala aynı durumda. Ama yine yani tabii ki de 3 ay önceye göre çok daha ucuza bulabiliyorsun şeyi. 3065K olsun yeter. Kalk abi kalk. Çok kopayım bu kadar içme. Çok. Diablo Immortal PC'de var bu arada, evet. O beklenmedik bir açıklamaydı bugün. Diablo Immortal PC'ye de çıkacak. Beta olarak çıkacak tabi. Şey olarak çıkmayacak ama evet, Diablo Immortal PC'ye de geliyor. Ve yani çıkış gününde geliyor. Allah, selamünaleyküm.